Atma atma. Bence at Adem Elman'a. Bak gitti. Ciddi hasar yani, verdi bana. Bir taraf sezon boyunca yol alıyor, bir kupa alıyor. Bir taraf sezon boyunca kupa alıyor. Sonra bunlar karşılaşıyorlar. Buz ye. Ben CM0102'nin yalaysayım. Gerçek hayatta bir tane maçını izlemişliğim yok. Öf. Django! Sokrates Stüdyo'ya Londra merkezin çok uzun süre sonra, çok uzun süre bir aradan sonra dönen yeni sezonda, 4. sezonda hoş geldiniz. 4 sezon yapmayı bekliyor muydunuz her şeyi? Önce ne diyelim? Ne diyelim? 4. sezon 1. bölüm. 4. sezon 1. 4 ile 1 yan yana gelince ne oluyor? 41 oluyor. Maşallah diyeceksin. Bravo. Bekliyor muyduk? Hayır. Böyle bir şeyi. Ben de beklemiyordum açıkçası. O yüzden şaşkınım. Biraz da kötü açtım programı. Özür diliyorum sizlerden. Tabii 2 haftalık bir aradan sonra insan hamlıyor biraz. Aynen. Biz bu süre içerisinde Erman'la herkes iyi tatiller abi falan filan yazdı bana. Ne tatili be kardeşim? Tatil yapmadık. Ben sırf o havayı verebilmek için şapkayla geldim buraya. Ama biz tatil yapmadık Onur Erdem'le. Pandemi bizi çok kötü vurdu. Evet. Gerçekte konuşmak lazım. Bu Onur Erdem gibi 15 gün gidip Bodrum'da yatamadık. Sezonlar birbirine girdi. Evet. Ne tenisi bitiyor, ne NBA'yi bitiyor. Evet. Futbolda yok işte lig bitti dedik. UEFA Uluslar Ligi girdi. Kardeşim beni nasıl konuşacağımı sana sıkar verebilir. Ben 11 yıllık spikerim. Neyse. UEFA Uluslar Ligi, onlar, bunlar falan. Rezil rüsva olduk ya. Rezil rüsva olduk. Yeni bitirdik sezonu ki daha hala NBA bitmedi. Bir baktım bu hafta sonu program geldi. Yine Premier Lig var, La Liga var. O yüzden bu sene kimse benden performans beklemesin. Ne Londra merkezde, ne Premier Lig, ne La Liga maçlarında. Gerçekten hiç tatil yapamadım. Öyle tatsızsın. Tatsızım. Genel bir tatsızlık sirayet eder bu sene bana. Kimse benden bu sene performans beklemesin. Biz Erman'la en son bu noktaya geldiğimiz, yani maç anlatmaktan sıkıldığımız dönemde akli denge olarak bazı sorunlar yaşamıştık. Ben yine yaşıyorum aslında bazı ya sorunlar. Senin hiçbir zaman gitmedi ama benim tekrar normale döndü. O raddeye doğru tekrar geliyorum. Çok ilginç bir şey anlatayım. 3-4 gece önce rüyamda aksakallı bir dede bir anda vınk diye geldi yanımdan. Gerçekten enteresan saçmalıkta bir rüya. Yani Nasrettin Hoca aksakalından mı bahsediyoruz yoksa Gandalf? Yok, bu Leyla ile Mecnun'daki gibi falan. Öyle bir aksakallı dede. Oğlum, oğlum dedim. Ne oluyor dede? Çok az muz yiyorsun, muz ye dedi. Bu rüya. Nasıl ya falan dedim. Vücut belki potasyum istemiştir ve bunu bu şekilde sana dile getirmiştir. Çok az muz yiyorsun, muz ye. Böyle ekolu uzaklaşarak duvarlara çarpa uyandım. Halamlar bizdeydi. Valla dedim, muz var mı? Var. Hemen gittim muz yedim. Böyle enteresan bir rüya gördüm. Gece herkes ayakta, uyanıyorsun. Ondan muz önce soruyorsun. Bu arada kalesinin dinozorlarından birini babam... Dinozor. Niye dinozor diyorum ben bu hayvanlara? Dragon. Yani. Ondan dolayı olabilir. Ejderhalarından birini babam almış, evcilleştirmiş. Ondan sonra bizim arka bahçede mi besliyor? Bizim balkonda duruyor. Bana diyor ki ben diyor Dragon'u şeye çıkaracağım. Çişe, zarta zurta. Ondan sonra sen şey yap, yemek memek hazırla. Gelince yeriz falan. Bir ne bakayım. Yiyor ejderha? Ya bilmiyorum. Islak dragon yemi. Böyle enteresan rüyalar görüyorum. Yani psikolojik olarak çok sıkıntılı bir season'a hazırım. Bir çöküm yaşamış. Psikolojik olarak ciddi anlamda çökümüm var. Oysa Londra merkez bir anda kitlelere yön vermeye tam adım atmıştık. Çok güzel geldi. Evet, şöyle. Biz de böyle olsun istemezdik. Şimdi hangi sınavdaydı? KPSS. KPSS'de insanlara yardımımız oldu. Yani Londra merkez izleyenlere. İstemeden de olsa, biraz da isteyerek, sonuçta bu genel kültürü yüksek bir programdır. Sizlere bir şeyler katmanın gururunu yaşıyoruz. Nedir? Alexander Fleming. Aslında Alexander Penicillin, yani sonradan ismi Fleming oldu. Kendisinden daha önce bahsetmiştik. Hangi bölümde olduğunu ben hatırlamıyorum. Penicillin'i bulan adam olarak bahsetmiştik. Alexander'ı gören o şıkka yapıştırmış. Doğru cevap da o çıkmış. Ki sadece bununla da gitmedi. Yani NBA'yi kuran kişinin Alexander NBA. Ya da ne bileyim... Nescafe'yi bulan Alexander Nescafe. Alexander Nescafe. Pilates'in gibi. Kurucusu Alexander Pilates. Bütün bunları biz zaten konuşmuştuk. Evet. Ki bu KPSS sınavı pazar günü oluyor. Cumartesi günü ben bir tweet gördüm. Joseph KPSS Pilates'i bulan diye. Ben de Erman'a yolladım. Bak Alexander Pilates.
Yani yaptığımız ve sunduğumuz şey doğru, bu mantık. Ya bu, ya mantık, bu bir mantık. Şöyle 4 şık bu varsa Alexander görüyorsanız kim buldu da? Alexander'dır büyük ihtimalle. Yani. Alexander'dır. Yani büyük ihtimalle. Zaten Alexander. Ertesi günde penisilini kim bulmuştur? Çıktığında da Alexander, şıkta Alexander'ı görüp yapıştıranlar aynen, şu anda hayatta 1-0 öndeler. Çünkü yani mantık yani. İnsan yapmış. Tabii. Twitter'da da zaten bayağı etkileşim aldı o olay. Tebrik ediyorum. Hem KPSS'de soru yazılayanları, çünkü Alexander Penisilin bizim de örnek aldığımız bir abimizdir. Alexander Penisilin de buradan tekrardan saygıyla analım. O olmasaydı bugün çok daha zor olurdu hayatımız. Olamazdık. Evet. Olamazdık. Şimdi burada Onur Erdem... Alexander Penisilin demişken şeyi de soralım. Covid için bizim aşı bulundu mu? Yolda bizim Fatih Demir'in iddiasına göre Oxfordlular ve de Almanlar bulmuş. 30 bin kişide denenmesi gerekiyor. Ya Ruslarınki bilmiyorum ben de. Yıl sonuna kadar aşılanırız diyor Fatih. Yıl sonuna kadar aşılanırız da ben önce hani bir aşılansın insanlar bakalım hani bir yerlerinden bir şey çıkıyor mu? Novak Djokovic misin oğlum sen? Aşı karşıtı mı yapıyorsun aşı burada? Aşı karşıtı değilim. Djokovic de bana yapılmasına karşıyım bu arada. Önce bana yapılmasın. Ne diyorsun hocam bir tenis gurusu olarak? Şimdi burada birazcık konuşmak istiyorum. Ben sonuçta Türkiye'de tenise yön vermiş, zamanında backhand'imi, forehand'imi eşit derecede etkili kullanabilmiş bir insanım. Gerçekten Novak Djokovic'in yaptığı hareket. Ya şimdi hemen şey başladı. Yok işte Federer olsa yapamazlardı. Yok işte Nadal çok seviliyor, yapılmazdı falan filan. Tenis, insanlar tabii Türkiye'deki eyyama alışkın. Dünyada bu işler böyle değil. Ha bazı sporlarda tabii ki süperstarların kayrıldığı şey falan filan var. İşte LeBron adımlaması, şusu busu, zartı zurtu falan bir dünya olay var. Ama şimdi burada çok açık bir olay var. Görmüşündür. Sizden de yıllarca tenis anlattım. Bugün anlattım. Türkiye'de tenislenince belki bir Erman Yaşar ağırlığında değilsin ama boş adam da değilsin. Yani Onur Erdem falan değilsin. Şöyle söyleyeyim. Bir kere hareket net. Dün zaten bir takım açıklamalarım oldu TRT Radyo'da. Teşekkür ediyorum. Beni bağladılar. Ben de bu açıklamalarda radyo, bulundum. Değil mi? Evet radyoya. Nasıl bağlanıyorsun radyoya? Telefonla mı? Arıyorlar. Diyorlar ki Erman Bey yayınımıza bağlanacaksınız. Lütfen hatta kalın. Ondan sonra yayının sesi geliyor. Evet şu anda da Erman Yaşar bize katılmak üzere. Merhaba Erman Bey. Peki sen bir şey de... soracağım. Evet. Aynı anda mesela frekansı sallıyorum 86.2 attım. Hı-hı. 89.5. Aynı anda bir de radyoyu açsan... Radyonuzun sesini kısar mısınız diye. Tabii öyle oluyor. O git gel. Alexander Frekans bunu zamanında biliyorsunuz keşfedip hemen şey yaptırmıştı. Lütfen radyonuzun ya da işte televizyonunuzun sesini kısın. O yüzden hemen kısarsan sorun olmuyor. Neyse işin geyiği bir yana... Abi çok net diskalifiye yani Novak Djokovic'in yaptığı hareket. Hiç tartışması yok bence. Ben bilerek yapmadığını düşünüyorum. Bilerek yapıp yapmaması hiç önemli değil. Bilerek yapıp yapmaması. Ya, ya bilerek yapmak şu abi o tepki vermek zaten... de zaten olmamalı. Ya o tepki ya duvara mesela da mesela şu olsa ne olacak? Öldürmek mi isteyecek kadını? Hayır yani? Herhalde bir şey bilerek... Vurdu. Kadının boğazına değil de mesela. Koluna geldi. Koluna da gelmedi. Bir yarım metre yanında duvara çarptı. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak mıydı? Hiçbir şey olmayacak. İşte hayat bazen... olmaması lazım. Ama hayır bak olay şu. Çok net bir şekilde kurallarda diyor ki eğer oyun içinde değilseniz ya oyun içerisinde hakemi öldürebilirsin de. Şans yani tabii ki olmaması lazım ama inanılmaz bir topa vurdun. Gitti hakemin gözüne gözünü çıkardı. Olabilir. Olabilir. Bunda bir şey yani çünkü tenis topu gerçekten tehlikeli bir top. Saatte 2-3 kilometreyle falan vuruyor bu adamlar bu topa yani. Bazen getirelim iki... içeriden tenis topu. Yok istemez. Ama o bu oyunun içinde değil. Bu oyunun içinde değil, tamamen Novak Djokovic'in birkaç dakika önce zaten sinirlenip başka bir yere de çok sert bir şekilde vuruyor topu. Orada kimseye gelmiyor. Daha da sert vuruyor hatta orada. Burada da dönüyor. Bu arada topu oraya bilerek atıyor. O konuda kimsenin şüphesi olmasın. O tarafa doğru. O tarafa doğru bilerek atıyor. Yani onu da istemiyor falan değil. Ama tabii ki kadının boğazını ya da herhangi bir insanı orada hedef almıyor. Sinirleniyor. Alalım. Alalım topu. Şimdi bakın. Bu top her ne kadar yımbışak ve tüylü gibi gözükse de US Open topudur at, bu. At Adem Elmam'a şu anda gerçekleştiriyoruz. Atma atma. Ben at Adem Elmam'a. Bak gitti. Ciddi hasar verdi bana. Çok ufak bir atım gerçekleştirdim. Şu yani saatteki hızı 1 kilometre bile olmayan atışıyla bile Adem Elmam ciddi anlamda sıkıntı yaşadı. Tek problem orada var. Nereden baksan 30-40 kilometreyle gidiyor. Hanımefendinin Adem Elması büyük ihtimalle yok. Öyle bir problem. Niye yok? Kadınlarla çıkık değildir. Evet. Çıkık değildir mi? Kırk değildir. Yani neyse oldu. Devam edelim. Yeşilay şey yok mu oğlum orada böyle bir olay? Yani Yeşilay bir açıklamada bulunmuş. Ben onu bir şey... Dur! Durdum. Şimdi Yeşilay sen e-sporla uğraşacağına. Türkiye'de sigara içme yaşı 5'e indi be kardeşim. Önce onunla uğraş ya. Yok e-spor obezlikmiş şey tövbesine. Oraya geleceğiz.
Kısacası bence Djokovic zaten topu atıp hanımefendiye geldiğini gördüğü anda içinden oradaki reaksiyonuna bakın dikkatle. Tabii bu biraz şeyle de alakalı. Yani bunu şey için söylemiyorum ama hakikaten 10 senedir Djokovic'in birçok maçını izlemiş, birçok maçını anlatmış biri olarak. Uzadı Djokovic, kısa kes. Novak Djokovic bunları yapan bir adam abi. Bunlardan motivasyon devşiren de bir adam. Ve çoğu zaman teniste bunlardan size bir zarar gelmez. Yani sırf Djokovic de yapmıyor bunu. Raketini fırlatırsın, işte topu sinirlenirsin falan filan. Ama tam senin dediğin gibi o sinirlenişle o top kadının, hanımefendinin dizine gelse şuyuna buyuna muhtemelen bir uyarı alacaktı Djokovic. Belki bir ceza puanı alırdı sırtına gelse, omzuna gelse. Ama bu kadar ciddi sıkıntı yaratabilecek bir pozisyon sonrası sizin oyuncu olarak oradaki bütün bol boylara, artı hakemlere, artı seyirciye karşı sorumluluğunuz var. Bence çok net bir diskalifiye. Yani. Bu arada biraz da Premier Lig diyelim. Doğru, Yeşilay'ın oldu. Programa iki hafta ara verdik. Biz gene kupa aldık arada bir tane. Ya 25 günde bir kupa alıyoruz işte. Astırdık yani. Liverpool'u oraya. Elinden iyiyle aldık kupayı. Elinden iyiyle kupa aldık ya. Ya inanılmaz bir şey. Ve kimi yenerek aldık? Yani öyle... Şampiyon takımı yenerek aldık. Zaten bu şöyledir. Mesela 2000 yılı Ağustos'unda UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid karşılaştı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real'i yendiği için Avrupa'nın o seneki en büyüğü. Evet, biz de Community Shield'ı aldığımız için. Community Shield'ı aldığımız için. Doğru. Lig şampiyonunu yendik. Bu sene Premier Lig'in yani İngiltere'nin, Adanın en iyi futbol kulübü bu sezonun en büyük futbol kulübü Arsenal olmuş. Açık ara. Açık ara. Evet. Doğru yani iyi bir mantık yürütme. Herkesin de bildiği gibi buna itiraz olan olmayacaktır zannediyorum. Ya abi yani matematik bu. Yani kupa. Bu matematik ben... Farazi bir şeyden bahsetmedim. Yani sonuçta bir taraf sezon boyunca yol alıyor, bir kupa alıyor. Bir taraf sezon boyunca kupa alıyor. Sonra bunlar karşılaşıyorlar. Sonra bir kupa alıyor. Mavi Sakal'ın iki yol var demiştim. Birinden gidiyorum şarkısı. Nereye görüyorsun, nereye gideyim? Bugün futbol konuşabileceğiz. Ve iki yol var demiştim. Dur. Programın tamam. Bugün konseptini anlat. Programın bugün konsepti transferler. Takım takım transfer dönemine bakacağız. Evet. Bir de şey, sezonun geçen sezon takımına bakın. Geçen sezon takımı Arsenal da yani oyuncu bazında. Çünkü Çağlar oraya girdi. Biz de kaçta kaç yaptık aslında ona falan bakacağız. Biz de Çağlar'ı seçtik oraya tabii. Ama diyorum ki önce bir şöyle yapalım. Bence bir sepete gidelim. Tamam. Yemeklerimize bakalım. Haftanın enlerinde de yılın en iyi takımını konuşalım. Evet. Sepet. Ulan çok iyi oldu be. Müthiş. Beyler sezonun ilk yemekleri. Ona göre. Buraya bir pizza gider diyorum. Ama etli bir şey söylemeyeceğim. Üçümüze de etli söylüyorum. Söyleme. Var mısınız? Varım. Tamam. Kutay bacağınlı mantarlı pizza söylemiş sana. Kutay bacağıyla mı söylemiş? Kutay bacanlı söylemiş. Bacanlı. Bacanlı. Ha bacanlı. Bacanlı. Mantarlı pizza söylemiş. Onu söylüyorum. Bu arada Kutay bacanlının ben yorumunu hatırlıyorum. Orada güzel bir selam çakmış bana. Bir İlk program söylemiş. Ya. Eski günlerini hatırlar. Ne? Ticarete atıldığım dönemi hatırlarım. Ha. Diyerek bana o pizzayı önermiş. Ben de kendisine teşekkür güzel, ediyorum. Güzel, Erman Yaşar'a Kapor Leite. İyi topçuydu. Milan'da Kakan'ın, özellikle çok iyiydi ama Real'e gidince fosladı. Sütlaç söylemiş, onu söylüyorum. Teşekkür ederim Kaka'ya. Bir tane tatlımız olsun. Sütlaç severiz. Kendime de pizza söyledik, falafel söyledik, bilmem ne söyledik. Yalnız Sefa... Ne yapıştırdı Furkan'a? Neyse bunu sonra konuşuruz. Masterchef. Dur bir dakika. Kendime de bir Barbaros şey söyleyeyim. Barbarosçuyuz. İbrahim Tosyalı bana noodle söylemiş. Ben noodle söylüyorum kendime. İyi. Temassız teslimat. Yeşili koru. Bastım. Var mı itiraz olan? Yeşili koru mu? Bastım. Vegan ya. Şimdi yemeklerimiz geldiğine göre. Hı-hı. Sen bayağı memnunsun. Ben çok memnunum. Ben birazını yedim bu arada. Erman'a sormuyorum. Zaten. Ben mantarlı pizzada mantarı büyük severim. Yani bazıları böyle mantarı... Kesim tarzı olarak mı yoksa? Kesim tarzı olarak. Yani büyük kesim. Evet. Büyük kesim. Mesela bak bu mantar iyi. Bu mantar iyi. Bu mantar iyi. Bunlar genel olarak... Mantar kendini belli etsin. Ben orada bir mantar olduğunu görmek isterim. Karışık mantarlı olur. İstiridye mantarlı, kültür mantarlı, kestane mantarlı. Çeşit çeşit. Yani mantar da severim. Güzel yani. Ben çok memnunum. Dükkan açıkken günde kaç dilim pizza yiyordun oraya gittiğinde? 4 falan ama şeyi hatırlıyorum. Mantarlı pizzamızın adını hatırlıyorum. Ne? Reflektör. Neden? Arcade Fire'ın şarkısı. Bunu sonra hiç olmamıştır herhalde. Ondan sonra niye battık? Yani.
Çok haklı bir isim. Mesela küçük oyunlar yapıyorduk. Vejetaryen pizzanın adı Morrissey. Niye? Morrissey'de... Morrissey işte. Biraz fazla... Biz zamanından önce yaptık bu işleri. Evet. Evet. Ya bir 10 sene daha sonra yapsaydınız daha geç batardınız. Evet, biraz daha geç. Bir iki ay daha. Erman bitirdin mi? Ama gidiyor. Benim noodle'dan memnunum. Fakat ben... Senin sütlaç, fırın sütlaç mı? Frying. Fırındı yani, üstünü aldı fırındı. Direkt. Evet. Direkt üstünü aldı. Ben chop city'im ne yiyeceğim sonra? Kendi getirdiğim çantamdaki chop city. Seninkinin de üzerinde mantar var. Evet, benim de üzerinde. Benim de büyük bir mantar yani. Büyük mantar. Kalın bir mantar. Mantarı bu arada kesim metodunda da çok böyle büyük mantarlardı ama. Şöyle kesine tık 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 diye yapıyorsun ya onu. Çok çabuk kesilebilen bir şey mantar. Sen çok MasterChef izliyorsun. Kültür mantarının evet. Yabani mantarlar ne farkı var? Genel kültürü. Kültür mantarı benim bildiğim kadarıyla yanlış tabiliyor olabilirim çok doğal bir şekilde. Nasıl bir espri? Belli şartlar altında yani kontrollü bir bölgede yetiştirilen bir mantar çeşidi olduğunu belli bir kültüre has diyorsun. Yani tabii ki belli bir yörenin o veya belli bir bölgede sınırlı ve kontrollü bir bölgede özel olarak yetiştirildiği için o her gün beraberken o kültürde verilmiştir mutlaka. Evet. O zaman yılın kadrosu. Yılın kadrosu. Şimdi... Yılın kadrosu sizde açık mı? Esas yılın kadrosu yani PFA olan. Ben de açık. O zaman alayım. Söylüyorum. Kaleci, ben hepsini okuyayım mı? Sonra mı şey oku. Yaparız? Sonra nasıl kaleden Nick Pope karnemiz olduğuna bakalım. Sağ bek Trent Alexander-Arnold, stoperler Virgil van Dijk ve Çağlar Soyuncu gururumuz. Sol bek Robertson, orta saha David Silva, Henderson, Kevin De Bruyne. İleride sağda Vardy, solda Mane. İleri uçta Aubameyang şeklinde dizmişler. Böyle bir 11 çıkmış. Yılın genci Trent olmuş. Trent olmuş. Yılın oyuncusu De Bruyne olmuş. Evet. Ben burada bir tek şeyi anlamadım. David Silva ya David Silva onurlandırılmış. Birazcık, evet. Belli ki onurlandırılmış. Evet. Anla ya kötü oyna demiyorum ama hani daha iyisi yok muydu? Vardı bence. Zaten bizim kadroların hiçbirinde ben hani alternatif olarak bile düşünmedim. Ama bak orada şöyle bir şey var. Şimdi bizim kadrolarla kıyasladığında üçümüz de orta sahada Henderson, De Bruyne koyup ekstra birini daha koymuşuz. Ekstra birini daha koymuşuz. Yani üçümüzde de farklı bir isim var üçüncü adam olarak. Bende yok. Bende orta saha olarak değil. Bende savunmada ve kalede var problem. Öyle mi? Evet. Sen benim ne yaptın ki? Ben 4-4-2 yaptım. İki merkezim var benim. Okey, tamam. O yüzden. Ama mesela şuradan da anlayabiliyoruz. Henderson ve De Bruyne kadar öne çıkan bir üçüncü isim olmadığı için zaten hani orada da David Silva'yı onurlandırmak bir tık daha kolay ve hakkaniyetli olmuş olabilir. Şimdi şöyle ben kalede Leno dedim birinci hatam. İkinci hatam Connor Cody'yi koymuştum. O da savunmada yanlış. Bir de Sterling'i koymuştum. O da yanlış. Üç tane yanlışım var. Şimdi Sterling üçümüzde de yanlış. Evet. Benim Çağlar yerine yanlış. Koyduğum Ben Mee var. Bir de orta sahada David Silva yerine sen koyduğum... Sen şöyle bir şansın var. Sen Ben Mee dedin ama Çağlar var senin kadronda son olarak. Son kadronda Çağlar var. Olamaz. Nasıl Çağlar var lan? Pardon Erman'mış o ya. Erman oğlum. Tamam Erman'mış. Stoper'de Ben Mee var. Bir de Neves. Çağlar yerine. Orta sahada Neves'i mi çekmişim en son? Evet Neves var. En son Neves var. Tamam zaten ya da öncesinde Ndidi'ydi. Sen geç. De 3. Neves yerine David Silva var. İleride de Ward yerine Sterling demiştim. Aynen, ben de 11'de 8 yaptım. Erman Yaşar'sa geriye dörtlüsü tamam. Kalesinde problem var. Oraya bir şey koymuş. Bruno Fernandes koymuş ama söylemişti zaten. Evet. Yani olmaz büyük ihtimalle ama ben Bruno Fernandes'i koyacağım demişti. Bir de Sterling onda da 3 tane hata var. Hepimiz biz burada Nick Pope'u söylerken yok efendim öyleydi, yok efendim böyleydi. Parmamik başka türlü bir şey demişti. Yok o takımda olsa herkes çıkarırdı. Bana vurdunuz. Bak ne oldu. Doğru. Yani yalan söyleyemeyeceğim. Diğer ödüllerimizi ben hatırlamıyorum. Ben hayır. Yılın oyuncusu ödülüne De Bruyne dedik. Üçümüzde. Öyle genci, hatırlıyorum. Genci hatırlamıyorum. Gençte ne dediğimiz... Gence Saka dedik biz galiba. Yani. Saka dedik. Biraz ama ben kesin dememişimdir Saka. Hayır sorun şu. Biz orada şeyi söylemedik. Ya Trent'i biz genç kategorisinden almadık. Yani Trent'i biz daha üst pozisyondan düşündüğümüz için ki Premier Lig de böyle düşünmüş. Hem yılın oyuncusu adayıydı hem yılın genç oyuncusu adayıydı kendisi. Doğru. Bizim orada öyle bir hatamız diyeyim olmuş. Trent'i biz oraya yakıştırmadığımız için yani daha üst pozisyonda gördüğümüz için de. %100 katılıyorum. Müthiş açıklamalar yapıyor şu anda. Evet. Bu arada Arsenal'ın arslanı Vivian Miadema da yılın kadınlar kadrosuna seçilmiş. Kendisini de buradan kutluyoruz. Bacıların bacısı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bayağı iyi topçudur. İzlemeyen olduysa. Bacıların bacısı lakaplı. Arsenal'ımızın yıldızı.
Hollanda'mızın gururu. Bacıdan bacısıdır. Adı da güzel ha. Vivian Miedema. Vivian Miedema. Evet bence de güzel. Kesin öyle okumuyordur ama Hollandalı. Miedema, Vivian Miedema. Bilmiyorum da kesin Miedema, öyle okumuyordur Miedema, yani. Vivian Miedema, Miedema. Böyle okunuyor olabilir. Miedema, böyle Vivian, neyse Miedema, tekrar söyleyelim. Miedema, bu senede Miedema, sizden Miedema yemek önerilerinizi bekliyoruz. Yemek sepeti merkez. Tabii. Hashtag ile beraber pinlenmiş ve sabitlenmiş yemek sepeti yorumunun altına. Kesinlikle. Bizlere önerilerinizi yolluyorsunuz. Yollayın. Oradan seçtiğimiz... Her hafta üçümüzden bir tanesi diğer üç kişiye o gelen seçenekler arasından bugün bir üçlü menü oluşturup oradan aynı şekilde ilerliyoruz yine. Ne diyor lan? Çok güzel açıkladım ama... Üçlü olarak birbirimize yemek söyleyeceğiz. Diye. Üçlü olarak birbirimize yemek söyleyeceğiz aynen. Oradan seçtiğimiz üç kişi de yemek üçlü sepetinden her hafta 50 liralık kupon, kod kazanıyorlar. Fakat bu kuponların hiçbirini biz vermiyoruz o yüzden. Ruhat. Evet, Ruhat Akkuş'a soruyoruz. Ruhat Akkuş. Vallahi Ruhat Akkuş. Ha bu arada hakikaten Ruhat Akkuş şu anda inanılmaz bir... Geçmişe dönük bir yüzleşme ve temizlik içerisinde bütün hesaplarını kapattı. Niye? Açık hesaplarını. Şu anda Ruhat Akkuş'un herhangi bir kupon, herhangi bir indirim, herhangi bir şey ben de sosyal medya falan yollamadığı de ve bu konuyu kapatmadığı bakkal defterini yırttı kapattı yani. Evet. Tamam, güzel. Yeni sezona yeni bir Ruhat, yeni bir defter, yeni bir açıklıkla giriyoruz. Yeni o yüzden sizden de önerilerinizi bekliyoruz. Tamam, o zaman kapatıyorum burayı. Kapat. Kapattım. Evet, yemeklerimizi yedik ama yemek muhabbetimiz bitmedi. Onur Erdem'in son dönemde yeni, ya aslında son dönemde değil, pandemi boyunca kendini geliştirdiği bir özellik nedir? Mutfak benim arka mutfak bahçem. Mutfak bilimleri artık Onur Erdem'den soruluyor. Gastronomi evet. Vesaire. Aynen. Ve gastronomik bilgileri. Ama bir şey diyeceğim. Ha. MasterChef konuşmak istiyorum ben bugün biraz ama bu şu an değil. Neden? Programın çıkışına doğru. Çıkışa doğru konuşalım. Peki, tamam. Barbarosçuyuz. O zaman transferlere başlayalım. Barbaros Club'ın üyesiyiz. Arsenal. Arsenal. Biz ne yapıyoruz şu anda? Onu da anlat istersen izleyicilere. Biz şu an ne yapıyoruz? Londra yani. Merkez çekiyoruz. Takım takım. Takım takım transferleri. Londra başta söyledik ya. Bravo. 18 takım var. Nasıl 18? 18 diyor. 20 takım var. 20 takım evet. Var. Evet. Yani tak geçeceğimiz, biz şu anmaz, tık geçeceğimiz takımlar da var. Arsenal mesela. Arsenal. Heh. Nedir? Gabriel geldi. Yani her türlü stoperden daha iyi olacağı için kendisi hakkında olumsuz bir şey hiç bu arada Saliba... Çok iyi bir William Saliba pre-season geçiriyor. Ama ikisi birlikte büyük ihtimal oynamayacaklar. Biraz evet. Fazla gençler onlar. Muhammed Enlini çok büyük bir transfer. Beşiktaş'tan transferimiz. Aynen. Willian geldi Chelsea'den. Evet, Willian geldi. Willian'la yani genel olarak Afrolara gene yükseliyoruz. Enlini'yi getirdik, Willian'ı getirdik. David Luiz var, Gendouzi var. Yani var oğlu var. Ben anlamadım. Anlamadığım şeylerden bir tanesi Pablo Mari'ye 8 milyon pound vermişiz. O biraz Cedric'i bağladık tekrar full. Cedric hadi tamam. Bir tek şeyi anlamadım. Sebaios olayını bir tek anlamadım. Kalıyor mu kalmıyor mu? Kaldı oğlum bir sene. Yani kaldı, bir kalıyor, kaldı. Bir kalmıyor bir kalıyor. Kaldı bir kaldı. Kaldı. Ama Maitland-Niles'i yollayacağız dedik ondan vazgeçtik. Kalsın o. Martinez'i yollayacağız dedik ondan vazgeçtik. Holding'i yolluyorduk en son ondan da vazgeçtik. Çöpler gitsin önce. Evet. Önce çöpler gitsin. O yüzden mesela Sokratis'i Sokrates gitsin ya. Galiba free olarak Napoli'ye veriyormuşuz. O güzel. Hiç, şimdi Arsenal'de beklenti şu. Orta sahibi transfer. İşte Gendouzi artı bir miktar paraya. Bir Avar gelse. Avar mı gelse. Of. İşte ne bileyim Thomas Partey için Avar, yükseliyorlar bir taraftan. Avar, Avar, dur. Avar. Ama galiba şöyle bir durum var. Komşular duyar. Bitti. Bellerin'i Paris'e satıp ondan gelen parayı işte Thomas Partey olsun, birisi olsun yatıracaklar. Yani. Hector Bellerin tam bir Paris topçusudur. Gider oraya fashion design falan takılır. Çok da güzel olur. Severim kendisini. Ben severim ama gitse de üzülmem şu anda. Yani evet bizim hayatımız değişmez. Arsenal'in şu ana kadarki transfer sürecine kaç puan veriyorsun? Şöyle normal şartlarda 6 veriyorum 10 üzerinden. Fakat Arsenal olduğu için 8 veriyorum. En azından bir şeyler yapıldı yani. Tamam. Normal eğer ben şey orta saha transferleri de yapıldığı noktada 8'i görürüm. Evet. Aston Villa Matty Cash diye bir elemanı aldı. Nottingham Forest'ta geçen sezonu müthiş geçiren nakit almışlar. Cash almışlar evet. 16 milyon euroya. Nakit vermişler. Onların esas problemi forvetti ama forvet almadılar. Aston Villa şu ana kadar Crystal Palace'la beraber galiba başka kim var? Neyse bakarız şimdi. En çok büyük, sessiz geçiriyorlar. En büyük olayı Grealish'i tutuyor olmaları şu ana kadar. Şu ana kadar ne kadar evet. Tutacaklar? Brighton and Hove Albion çok enteresan bir şey yaptı. Veltman aldı 1 milyona. Hı-hı. Ve Shane Duffy'yi Celtic'e kiraladı. Çok anlayabilmiş değilim. Benim anlayamadığım şeylerden biri. Çok güzel para kazanmışlar ama. Anthony Knocker'den 12 kağıt kazandılar. Çok iyi para. O gitti. Üzerine Aaron Moy gitti. Adam Lallana geldi. Adam Lallana geldi oraya. Adam Lallana. Adam Lallana geldi. Lallana. Bence Brighton'da bir sıkıntı yok. Bence de yok.
Benim bu sezon neyse düşme adaylarımdan biri ama Brighton. Ha, ya her demek sene öyle başlıyorsun, öyle olmuyor. Beşinci falan bitireceğiz. Evet, aşağı yukarı öyle oluyor. Burnley hiçbir şey yapmadı. Gerçekten hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Yani hakikaten hiçbir şey yapmadı. Bir de Joe Hart'tan çıktılar. Parasal mevzu var zaten. Onların çok eli kolu bağlı. Chelsea. Hala şu Artem Zuba'yı almıyorlar ya. Al abi şu takıma Artem Zuba'yı. Tam geçen gün anlattım. Çiçek gibi topçu hala. Geçen gün anlattım. Hazır Rusya maçında. Rusya maçında. Chelsea. Ha bu arada Burnley'den giden Türkiye'ye gelen Aaron Lennon var. Önemli bir isim. Kayseri Spor evet. Kayseri Spor'a geldi Aaron Lennon. Enteresan bir transfer o da. Aaron Lennon benim. Devam edelim. Evet. Chelsea. Abi işte şimdi bunu en konuşalım. En çok konuşulacak takım transferi. Hadi bunu konuşalım. Transfer 223 şampiyonu. 223 milyon euro harcayıp 149 milyon euro satış gerçekleştirip gayet. Kimi sattılar lan 150 milyona? Morata'nın parasını aldılar. Neyin? Morata'nın parasını aldılar. Evet. Kiralıktı. 56'ya onu sattılar. Bu seneye geliyor bonservisi onun. Ha öyle mi oluyor? Tabii. Mario Pašalić'i sattılar 15'e. Tamam. Hala bir 80 kağıt kaldı. Pardon yanlış okumuşum. 74'müş. Şey zararı 149'muş. Tamam. Yanlış Kante okumuş. Gidebilir diyorlar ama Inter'e. Evet. Evet. Kante'yi de gene 25'e falan bırakacaklarmış galiba. Kaliteli saçma bir bırakım sapan yaparlar onu. Peki en iyi transferleri sizce hangisi? Kai Havertz, Werner, Chilwell, Ziyech, Sar, Silva hangisini beğendin? Yani tabii ki Havertz ama... Yani çok salak bir şey söyleyeceğim şimdi de yani bu hani sırf çıkıntılık olsun diye farklı bir şey söylemek için söylemiyorum bunu. Altını çizeyim. Tabii ki diğer transferler daha önemli, daha geleceğe dönük, muhtemelen daha büyük. Thiago Silva diyecek. Ama Thiago Silva olmasa şu anda yani Thiago Silva'yı alıp oraya koymuş olmasalar bunların çok bir anlamı yoktu benim için. Bence de katılıyorum kesinlikle. Ayrıca Thiago Silva gibi bir karakterin Premier Lig'e gelmesine de çok sevindim. Bu arada herifler yani 11'de 5 tane ilk 11 oyuncusu transferi var şu anda. Ama yine Giroud oynayacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Aslan Olivier Giroud. Dün attı golünü. Ya bu arada ne olur bilmiyorum. Hı. Ama ben ne Liverpool'un ne City'nin ya pandemi çıkışından da sebep olarak söylüyorum. Öyle ligi bangır bangır aldım, götürdüm, kopardım. Sıkışık takvim falan filan. Bu sene öyle bir şey beklemiyorum. Yani 90 puan barajını gene görülür. Muhtemelen ama öyle çok biri... büyük konuşuyorsun benim gibi. Evet senin gibi konuşuyorum ama hani Chelsea eğer gerçekten sezonun başından itibaren bir şey yapmak için bir aday olursa belli bir süre onların arasında yoluna devam edebilecek bir potansiyeli var kadro olarak en azından. Senin yorumun nedir bir Chelsea %100 sever olarak? Mantıklı konuşuyorlar bunlar. Bir yol bulurlarsa oradan akarlar giderler. Ne demek Chelsea sever ya? Sen sevmiyor musun Chelsea? Genç kadroyu seviyor. Genç nüveden hoşlanıyor. Bu arada merak etmiş olanlar olabilir. Olmayabilir. Ki yoktur belki. Bu formalar geçen sezon forması değil mi? Neden buradalar? Neden ama buradalar? Çünkü hala yetişmedi. Ama dördüncü sezondayız. Eğer daha önce Londra Merkez seyrettiyseniz biliyorsunuz ki bizim formalar bir yıl sonuna geliyor. Yani bu kadar basit. Chelsea forması acayip bir şey. Bir şey. Herhalde. Şimdi herhalde, bunları ne yapacağız? Bunları ne yapacağız biliyor musun? Diğer formalar gelsin. İzleyicilerimize verelim. Bize İzleyicilerimize de verelim lan. Ulan helal olsun be. İşte bu programda böyle bir program. Hangisini ben alıyorum? Sen almıyorsun artık o kadar değil. Gözünde hoş. Ulan sen zaten sene başında bir Arsenal aldın. Daha doğru. Ne alacaksın köpek? Doğru. Aynen. Ya ne köpeği möpeği ya yakışıyor mu hiç? Ondan sonra diyorlar ki Erman Yaşar arkadaşına köpek. Yani o köpek öyle köpek değil. O zaman 6 tane forma sahibi olacak. Evet. Bunu nasıl belirleyeceğiz acaba? Bunu nasıl belirleyeceğimizi haftaya da zaten formalar gelmez. Biz bir hafta düşünelim. Güzel. Tamam. Haftaya açıklarız. Tamam. Crystal Palace Ebeze'yi aldı. Bir şey yapmıyorlar. FM'de ama. Yani FM'de iyiyse FM'de fena olmayabilir. Kimseye de yollamadılar. Böyle bir şeyimiz yok. Sıkıntısı yok. Akar, bence akar, gelecek akar, senenin herkes sorun yaşayacaklarından biri onlar. Bir Aston Villa, iki Crystal Palace. Devam edelim, söylerim sonra. Bu takımlar çok rahat demek ki sezon geçirecek. Evet. Şampiyon. Transfer Chelsea şampiyonu. İkincisi transfer dedik. Everton. Bravo. Bak Gerrard'a hemen maskesini taktı. Everton deplasmanı yapıyor. Devam et Everton'dan. Everton benim de takımım biliyorsunuz. Alan. James. Alan memnun. Dukure. Bunları 75'ten aşağı kapattılar. Bence müthiş bir olay. Dukure, Alan, James. James gerçi 32 senedir falan futbol oynamıyor ama topu hatırlarsa çok yetenekli oyuncu. Tartışmaya gerek yok. Yaş ortalamaları biraz yüksek ama zaten... Ya biraz yüksek dedin 28 falandır yani. Şöyle bir problem var. Şimdi bu üçü tak diye orta sahaya yerleşecek değil mi? Evet. Hayır. Yani, evet. 4-4-2 oynar ya Ancelotti. Pek zannetmiyorum o üçünü direkt. Ne olacak?
Ya Hames'i bir çift forvetin arkasına öyle atar. Öyle falan yapabilir. 4-4-1-1'in. Hayır tamam yani. Bu evet, üçlü evet. Bir anda yerleşecekler. Evet. Bu biraz garip olacaktır. Yani Dukureyli alan laps diye koy oraya. Ortada dururlar. Şey. O ne zaman dönecek? Lan kafa gitti. Kim? Silva. Ne Silva? Silva değil ya. Döndü geçen senenin sonunda. Hayır. Oğlum, oğlum şu anda... Evet, döndü mü o? Döndü, top oynadı. Bu adama Premier Lig programı yaptı. Yapma ya. Ben kimler, o sakatlıktan zor döndür diyordum. Kimler, zor döndü zaten beraber. Ama döndü sonuçta. Ama formsuzdur, öyle diyelim. Ya tamam, sus. Kimler kimlerle beraber. Tamam, o oynamayacak mı mesela? Kimler, oynamayacak, Davies oynamayacak. Tom Davies zaten gitsin, kumda oynasın. Ha, belki Hames'i Bernard'ın yerine şeye koyar, sola koyar. Olabilir, bu da böyle bir şey de olabilir. Bakacağız, karılabilir. Sola koymaz ya. Sağa da koyabilir, bilmiyorum, neyse. Şimdi dönelim. Bir dakika dur şimdi. Bunların ideal 11'i ne oluyor o zaman? Oğlum bir dur, bir başlasın olaylar. Hayır bir dur. Pickford. Pickford. Ya 4-4-2 mi oynayacak Ancelotti? Büyük ihtimal. Son dönemde öyle oynuyordu. Bence ama yine öyle oynamaya çalışıyor. Bunlar geldiğinde üçlüye dönebilir mi acaba? Ama elimdeki malzemeden dolayı falan der. Ya 4-4-2 dediğin 4-2-3-1 de diyebilirsin ona ya. Yok ama bayağı çift forvetli oynuyorlardı. Richarlison'la şey Dominic Calvert-Lewin önde. Aynen. Ortada Hames'i nereye koyacaksın abi o zaman? İşte o yüzden acaba eldeki malzeme... Ya. Şöyle yapabilir. 4-2-3-1'de Hames'in yeri var. 4-4-2'nin kenarlarından biri oynatabilir Hames'i. Saçma olur ama belki oynatır. Ya da 4-4-2'nin iki forvetinden birini biraz daha geride konumlandırıp Hames olarak. Tamam ben, bence o olur. Richarlison yapar falan. Ya dur tahmin etmeyin şimdi. Bakalım. Evet. Belki de oynamaz. Bu arada Leighton Baines'e de hayatında başarılar dileyelim. Dileyelim. Retired. Kendisi emekli olmuş. Sevdiğimiz bir insandır. Evet, belki... Fantasy Premier'de bol bol ekmeğini tabii yemişizdir yıllarca. Zaman zaman. Severiz de. Tipi de severiz. Değişiktir. Fulham. Arctic Monkeys'in pampasıdır. Daha önce çıktığında çat diye hatırlarsınız. Tonlarca kamyonla gol yiyerek düşmüştü. Yine 100 milyon transfer geçen seneki Aston Villa gibi onlar da bir 100 kağıt harcamıştı zaten çıktıklarında. Aynen öyle. Bu sene yapmadılar onu. Bu sene Anthony Knocker'e 12 kağıt verdiler ve Harrison Reed'e 9 kağıt verdiler. Lemina'yı da kiraladılar. Tamam. Galatasaray'ın ikilisiyle oynayacaklar. Bu seri Lemina. Monchi'yi taklit ediyorlar. Monchi de Galatasaray bütün yaz Banega'yı istedi Fernando'nun yanına geçen sene başında. Monchi de dedi ki ben size Banega'yı vermiyorum, bir de Fernando'yu da alayım. Aldı ve UEFA şampiyonu ve lig dördüncüsü oldu. Fulham, UEFA şampiyonu ve lig dördüncüsü oldu. O zaman seriyi vermiyorum. O zaman bir de Lemina'yı da alıyorum. Ha, bunlar da aynı hareketi yaptılar. Bakalım. Bunların gene savunma... Evet, savunma yok. Yani savunma yok. Kesinlikle yok. Bakalım. Yani. Timrim var ya. Müthiş oyuncu. Timrim. Leeds United. Geyik yapıyorum bu arada. Ondan sonra Erman Yaşar Timrim'e müthiş oyuncu dedi. Sahip pisledi falan demesinler. Bak Leeds'in transferler iyi bence. Robin Koch muazzam bir oyuncu. Robin Che. Robin Koch ile ilgili çok bir fikrim yok. Az buçuk biliyorum. Freiburg mesela... okulunun oyuncusudur. Evet. Aynen. Freiburg okulu Frankfurt okulundan sonra Almanya'daki en önemli okullardandır. Aynen. Frankfurt okulu sosyolog. Freiburg okulu stoper. Ayağı düzgün stoper yetiştirir. Doğru. Bir de ne okulu var? Berlin Teknik. İnstitüt. Rodrigo'yu aldılar esas. Olay o. Valencia'da Rodrigo. Özellikle fantasy'de çok değerlendirileceğini düşünüyorum kendisine. 6 lira. 6 liraymış. İyi para, çok iyi para. Büyük ihtimalle tek başına oynayacak. Pound. Valencia'da Rodrigo değil mi bu? Evet, Valencia'da Rodrigo. Hem de 30'u aldılar. Valencia çok iyi yönetilen bir kulüp olduğu bu için. Bu bir herif aldı bunları. Tanıyan var mı? Sen İlan Mesli. Fransa'dan geldi mi o? Ayağı iyi. Ya Courtois işte. Yeni Courtois. Öyle bir böyle değişik. Ayağı iyi kaleci olduğu yani. Ayağı iyi kaleci. Ayağı iyi kaleci yani. Aynen ayağı iyi kaleci ama Courtois gibi de yani devasa olduğu için. Yeni Courtois. Tamam. Helder Costa'yı aldılar bir de. O da topçu güzel. Zaten topçularıydı. Görür. Leeds iyi ya. Leeds'te sıkıntı yok. Bence de Leeds'te sıkıntı yok. Bir de eğlenceli olacaklardır yüksek ihtimal. Hatta Erman Yaşar Leeds'i anlatarak başlıyor yanlış. Evet ilk hafta cumartesi günü saat 19.30'da Liverpool Leeds mücadelesi. Bir tarafta Jürgen Klopp, bir tarafta benim hocam Bielsa. Gerçekten enteresan bir mücadele. Bu mücadelede ben de Premier Lig'e startımı veriyorum ama programın başında da söyledim. Hiç tatil yapamadım. Psikolojik olarak bitik haldeyim. Artık o anlatımlar falan geride kaldı. Benden kimse bir şey beklemesin. Kimse Erman Yaşar'dan performans beklemesin. Beklemeyin. Evet. Devam ediyorum. Çok yorgunum evet. Ya. Çok yorgunum. Leicester. Hem mental anlamda hem fiziksel anlamda tükendiğim bir dönemdeyim ya. Leicester. Kastanya geldi. Timothy Kastanya geldi. Chilwell. Evet gitti. Onun dışında pek de kayda değer yok. Bir şey var mı? Yok. Bence yok. Ama ben onlardan birkaç gidiş daha bekliyordum. Hmm. Olmadı. Olmadı.
Ne mesela kim bekliyordun? Tilemans. Orta sahadan falan evet. Tilemans'tır. Endidir. Ulan Tilemans'ı gönderirler mi? Gerizekalı mı bu adamlar? Ya çok iyi para gelirse gider belki de. O zaman ayrı konu. Liverpool da çok sessiz kaldı. Bir şey yapmadılar. Onlar hala Thiago'nun peşindeler büyük ihtimalle. Thiago Alcantara'nın peşindeler. Thiago da Bayern'de kalacağım falan tarzı açıklamalar yaptı ama tabii belli olmaz. Bu arada o sol beki bizim... Simikas. Simikas'ı bizim Can Mutlu bayağı bir övdü. Bayağı iyi topçuymuş o. Liverpool aldığı için övmüş olabilir mi acaba? Yok. Çok önceden bildiği topçuymuş. Güzel topçudur diyor. Onu da yalnız onlar Thiago'ya çok takıldı ama ben niye ön tarafa hala nicelik transferi yapmadılar anlamadım. Ön üçlüye. Ön üçlüye. Yani... Bu arada mesela Origi'nin de mesela bir yere gene gitme ihtimali var. Abi şöyle. Mesela Liverpool geçen sene müthiş bir performans sergiledi. Ama şey konusunda da işleri çok rast gitti. Tabi Allah kaza bela vermesin ayrı konu ama 4-5 tane mevkisinin herhangi bir şeyi yok alternatifi. Ne bu mevkiler? Sol bek, sağ bek. Sol bek artık vardı. Ki mesela Trent'in oynamadığı Community yani, Shield'da Nejo kardeşim ne yaptı gördük. Yani tamam iyi oyuncu iyi oyuncu demişler ama yani şampiyonluk ve Avrupa şampiyonluğu hedefiyle yola çıkan takımların bence... Hayır orada şöyle düşün. Sol bek alternatifi yoktu. En azından oraya bir takviye yaptılar. Ya, hani zaten oraya kalkıp da şey alacak halin yok yani arkasını Robertson. Hadi ya, bir tane tamam, daha diye. Tamam dünyanın en iyi 5. sol bekini almazsın da yani biraz daha deneyimli. Bilmiyorum yani bence Van Dijk, Robertson, Trent ve öndeki 3 oyuncunun ciddi sakatlık geçirdiği, yani mesela Manchester City bu konularda şanssız bir takım. De Bruyne'yi bütün sezon kaybettiler. Geçen sene Aymeric Laporte, Agüero'yu uzun süre kaybettiler. Bunlar Sané'yi. Bunlar City'yi vurdu. Doğru. Bunlar City'yi vurdu. Liverpool böyle bir problem yaşamadı ama dediğim gibi böyle bir problem yaşamadıklarına da mı güvendikleri için bilmiyorum. Bu arada mesela Liverpool'un 4. stoperi de yok şu anda. Doğru. Lovren gittikten sonra 4 yani 3 2 tane stoper koyuyorsun zaten. Bir tane stoper yediğin var şu anda. Hadi 4. stoper bir şekilde. Fabinho'yu falan çekiyor bazen. Fabinho'yu falan çekersin ama yani Mane sakatlanırsa, Firmino sakatlanırsa, Trent sakatlanırsa falan. Ön üçlünün alternatifi Şaçiri ile Origi işte. Ya tamam işte onlar başka da yok. Abi başka çok yok. Çok değil canım. Abi bir de Origi'nin gideceği söyleniyor bir de yani. Bir de o var. Gitmez. Manchester City. Nathan Ake'yi aldılar. Yine bir stoper aldılar. Koulibaly'i de alacaklar galiba. Çünkü olabilir. 60 demişler, 75 demiş. Orada dünyadaki orada bütün stoperler Manchester City'de toplanıyor evet. Demiş şair. Ferran. Ferran Torres. Bu arada mesela bak orada da şöyle saçma bir durum var. Ake'yi aldın. Laporte var. Koulibaly'i de aldın diyelim. Yani 50 milyon yedek ot için, City için 50 milyon yedek oturtmak için bir stopere verilir mi makul verilir. Bir soru. Ama hani ver edebilirler. Nasıl olsa ceza gelmiyor, ver gitsin. O da saçma yani. Bam güm. Leroy Sané'yi 45'e sattılar. Oradan para geldi. Boş ver. Sané'yi ararlar ondan çok ben sana söyleyeyim. Ferran Torres aratmaz. Manchester United Donny van de Beek'i aldı. Bir anda böyle çat diye Donny van de Beek geldi. Hiç şaşırdık nasıl oluyor diye. Sonra şak diye ya. Başka birini alamadılar. Öyle bir alamadılar. Şey var. Alexis Sanchez'den tamamen kurtuldular. O herkes için iyidir. Onlar şu anda mesela kimi kovalıyordur sence? Onlar da bir stoper kovaladılar ettiler. Olmadı o iş. Koulibaly, Molibaly dediler. Çağlar'ı niye kimse kovalıyor kardeşim ben anlamıyorum. Çağlar'ı niye tam Manchester United'ın kovalayacağı tipte... Yani belki de yüksek çekmişlerdir yani sormuşlardır. 60-70 demişlerdir. 60-70 eder ama Çağlar. Yani eder şu anda. Newcastle vefat ediyordu biliyorsun az kaldı. Doğru. Yırttı ama. Doğru. Evet. Gel bakalım Newcastle'a. Callum Wilson aldılar. Çok iyi transfer. Yani Premier Lig'de baş altı takımlar ya baş altı da değil hani 10-15 aralığındaki 12-16 aralığındaki takımlar için muhteşem bir isim. Premier Lig'in Mehmet Yıldız'ı diyebiliriz. Evet, çok doğru bir transfer. Cemal Lewis'i aldılar. Çok iyi transfer. Bu da çok iyi transfer. Hızlanalım. Jeff Hendrick'i aldılar. Ryan Fraser aldılar. Tak 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 bunlar çok güzel transfer. Bence Newcastle'da güzel bir derinlik oluştu şu anda. Sheffield United kaleci şeysini şey etti. Ramsdale'i çözdü. Ramsdale'i çözdü. Gayet güzel bir çözdü. Dean Henderson'ı kaybetmek sıkıntı ama. Dean Henderson için de dert olabilir bu ama asıl Sheffield için de dert. Bence de. Ama Ramsdale iyi kaleci ya. Yok kötü kaleci için demedim ama çok iyi oturmuşlardı birbirlerine yani. Southampton çok güzel transfer olan. Bu arada çok Ampadu'yu iyi aldılar. Ampadu'yu aldılar. Ethan Ampadu, Galli Stopper. Şöyle bir problem var Southampton'la ilgili. Aldıkları Muhammed Salih Su çok iyi oyuncu. Çok da güzel izlenir, edilir. Neci o çocuk mesela, ben bilmiyorum. Sucu. Yani stopper, işte sol stopper üçlü de mesela. O merkezde oynar, öne atabilirsin falan. Tamam. Ama fantazide şey getirmez. Yani çok iyi oyuncu deyince şimdi fantazide aldım hiç puan getirmedi falan. Ama mesela oradan şey denenebilir. Fantazide 4.5 zaten parası da. Kyle Walker
Walker Peters öyle. Ha mesela. O denenebilir evet. Mesela. Onlar da Höybjerg'i kaptırdılar. Evet. O biraz sıkıntı oldu ama zaten gideceği bağıra bağıra belli. Çok da bir sıkıntı olmaz onlara o. Tottenham enteresan bir iş yaptı. Höybjerg'i aldılar zaten onu geç. Lo Celso'nu zaten bonservisini aldılar ona geçtim. Matt Doherty'i aldı. Evet. İyi oyuncu. İyi oyuncu. İyi oyuncu. Walker Peters gittikten sonra ve yine Jan Vertonghen gittikten sonra enteresan. Bir de Joe Hart'ı aldılar. O da yedek kaleci. Zaten gayet yani. İyi bir yedek kaleci. Ama ben onlardan da mesela bir... Hoş onların da şu anda stat yapıldı, edildi falan kadar parası yok. Bir şey yapamazlar pek fazla. WBA'ya geçiyorum. Geç. Onlar da mesela sıkıntılı bak söyleyeyim. Yani Nolan, Kaptan Nolan çıktı dedi ki kardeşim Grady Diangana dediğimiz bu topçu çok iyi bir genç oyuncuydu. Niye sattınız bunu dedi. Öyle bir oyuncu aldılar West Ham United'dan. Mateusz Pereira'yı aldılar. Nolan önce... Sporting'in abuk subuk açıklamalar yapacağına TNT için bir şey versin. Hesap versin. Hesap mı versin? Tabii. Kötü mü? Bilmiyorum ben daha seyretmedim. Çok karışık diyorlar. Filmi. Ama yani evet. Çok karıştı. Hiçbir şey anlaşılmasın diye yapılmış. Ha, bık sabık bir film diyen çok insan var. Ben seyretmediğim film hakkında yorum yapmam ama Nolan da konuşmasın öyle sağda solda yok. Cangana mangana. Tamam. West Ham United. Cangana deyince de aklıma Django Unchained geldi. Öf. Kim? Of. Django! Devam. Seyretmedin mi Django'yu? Ulan şapkalı mapkalı geziyor herif. Ha, o Django. Django Unchained diyor. Django Unchained. Zincirsiz kardeşim, zincirsiz. Tamam. Ben de ilk başta anlamadım Django Unchained dedi. Django'ya mı falan diye zannettim. Tamam, sonra anladım. West Ham United, Thomas Suchek'in bonservisini aldı. Hı. O kadar. Bir de işte Grady Diangana'yı kaptırdılar. Onların da yani. Zaten savunmada problem vardı olmadı. Hı. Ve... Sezonun en enteresan transferini daha doğrusu gerçekleştiren. Sadece 3-4 kez A takımda oynamış. 18 yaşında bir forvet alan. 40 milyon pound veren buna. Çok doğru bir transfer. Fabio Silva'yı alan. Fabio Silva Wolves. Pandemi sürecinde CM0102'nin güncel kadrolarla oynadığım versiyonunda Arsenal'le üst üste başarılarda ultimatum çektiğim için kovulduktan sonra hırs yapıp aldığım Wolves'ta Wolves'a da transfer etmiştim. Şov yapıyor. Çok iyi topçu. Evet. Akıyor. Yani sezonda 50 gol falan filan. Ben CM0102'nin yalancısıyım. Gerçek hayatta bir tane maçını izlemişliğim yok. Zaten oynamadı. Evet oynamamıştı muhtemelen. Ben, ama ben iki maçını anlatmışlığım var. Yani biraz kafası kesik tavuk gibi dolaşıyor. Şeye benziyor biraz. Aya. Yok. Neydi ya? Yaya. Benfica'dan Atletico'ya. Ture. Hayır ya. João Félix. João Félix gibi. Ha, evet olabilir. Yani güzel bir çocuk. O 40 milyon hak eder. Alex Telles alacak diyorlar. Ayrıca şu anda. Yani ben Portekiz'den adam Alex Telles kadar transfer olan bir adam görmedim. Ben de. Inter'e gitti. Adam gitti. Her gün 125 tane takıma gidiyor. Nasıl bir oyuncuymuş be kardeşim? Bunların bazılarına gitti. Zaten her sefer de şey çıkıyor. Gideceği için Galatasaray'ın alacağı 10-15 yüzdesini çok fazla konuşuyorlar. Django! Markal'ı aldılar Dion'la. Marsal mı? Marsal. Markal. Oğlum ne bileyim lan Marsal. Nasıl okundu onu. Böyle ayıları alıyorsunuz stüdyoya. Tamam. Son olarak MasterChef'le programımızı kapatacağız. Dur. Not verelim takımlara. Ya ne not oğlum 20 tane takım var. Hepsine değil hepsine değil. En iyi transfer dönemini. Chelsea. İkincisi Everton. Evet. 3 de Newcastle. Newcastle da iyi. Leeds de iyi. Kabul. Bunlar güzel. Wolves da iyi. Leeds de olur. Newcastle ya da Leeds. En kötü. Palace. West Ham. Kim dedik başka? İlk başta Aston Villa. Arsenal. Bunların tadı kaçar. Aston Villa varken. Evet, bunların hepsinin tadı kaçar bu sene. Söyleyeyim. Neyse bu haftayı bekliyoruz. Sonra bakarız. Evet. Benim MasterChef ile ilgili söyleyeceğim bir şey var. Evet. Şimdi ben ilk izlemeye başladım. Team Barbaros. Team Barbaros. Tanımıyordum. Dedim hani ilk bir bölümü izledim. Bir şeyler yazdım. Dediler ki abi bu Emir senin okuldan mezun. Bono Anadolu'dan. Dedim o zaman bizim okuldan mezunsa Emir benim bundan sonra. Kardeşimdir Emir sence izledim. Ama kardeşim. Ya sırf bizim okuldan sen değil de sen emir kulu musun? Bizim okulda 3000 kişilik okuldu yani şimdi hani ya herkese kefil olamam. Zaten Emir de 2 hafta içerisinde bu tercihimin ne kadar yanlış olduğunu o Furkan iblisiyle beraber yaptıkları... Nesiyle beraber? İblis. Ha. Yok iblis. Abi ne yok. O Gülşah'ı yediler. Ondan sonra sürekli bir yani ne, bir dediklerini tutmuyor. Barbaros. Sürekli bir arkadan iş çeviriyorlar. Serhat ve Barbaros benim şu andaki artı Tanya. Şu anda kalbimdeler. Serhat, Barbaros, Tanya. Era'yı seviyorum. Enteresan bir çocuk. Hafif, evet, Era'yı ben de... Hafif böyle gelgitleri ve cinslikleri var. Tam bana hitap ediyor. Ama Era'yı sevmemle beraber
Barbaros olduğum kadar sıcak değilim. Barbaros gerçek bir mutfak savaşçısı, gerçek bir virtüöz. Gerçek bir manipülatör. Evet, tam benim adamım ya. Çok sevdim Barbaros'u. Biraz daha yakından takip ettikten sonra önümüzdeki haftalarda daha net açıklamalar yapacağım. Eray'la ilgili şeyim yok bu arada benim. Hani olumsuz bir yargım yok. Hatta yakın böyle sevdiğim şeyleri de var. Ve yetenekli herif. Çok yetenekli. Hem yetenekli. Egosu yüksek ama o egonun altını da doldurabiliyor falan. Erman gibi. Kind of. Konuyla ilgili herhangi bir şey söyleyemeyeceğim için ben kapatabiliyorum. Geçen bir menemen yapıldı kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Nerede kapatayım siz söyleyin. Ne menemen de o be. Herkes 16 kişi mesela düşün aynı şeyi vermişler. 16 farklı menemen çıktı. Evet. Yani 4 malzemeyle ne kadar farklı menemen yapılabilir? Yani zamanında bu soru sorulduğunda Serdar Ortaç tarafından 7 farklı. Peki izleyicilerimize de soralım. Zamanında Eurosport'ta çok konuştuk. Menemenin esas malzemesi domates midir, yumurta mıdır? Oğlum yumurta olmadan menemen mi olur? Böyle salak bir soru olabilir mi? Böyle bir soru yaklaşık bir hafta tartışılmıştı. Domatessiz menemen mi olur? Şimdi annem bazen buraya geldiğinde buzdolabına bana şöyle bir karışım bırakır. Domates, biber falan buzluğa atar onları. Yani pat diye der ki bu menemen içi. Bu karışımı. Güzel. Sen bunun üzerine yumurta kırmazsan bu menemen olmaz. Evet. Yani bu kadar basit abi. Tamam. Yok o tartışmada ben de bu yandaydım de. Bu böyle bir tartışma yapıldı. Eurosport'ta yaklaşık bir hafta yapıldı. Şunu da söyleyeyim. At bakayım ben Novak Djokovic'in hakemiyim. Buraya at. Buraya at. Ben onu atarım. Djokovic'in hakemiyim şu anda ben. Senin sıfatına. Öküz. Tamam kapatıyoruz.